İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 2. toplantısının 7. oturumu. Guillermo Karamanyan'ın raporu. Azerbaycan'ın Askeran bölgesindeki Şoş köyünün kilisesi restore ediliyor. Köyün sorunları ve yaşam. Son Artsakh Savaşı dünyadaki Ermenileri nasıl etkiledi? 13 Haziran 1992'de Şahumyan bölgesi Ermenilerden tahliye ve işgal edildi. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Harpert, Elazığ'daki Palu Kalesi. Ermenistan şarap üretiminin merkezidir. Yevran Üs'in Ermeni şarap yapımına ilişkin makalesi. Bir dizi tarihi ve kültürel değer arasında Vandal, Azerbaycanlılar Şuşi'deki Nelson Stepanyan Parkı'na da saygısızlıkta bulundular. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 2. toplantısının 7. oturumunda Ulusal Meclis'in 3. komisyonu olan Dış İlişkiler ve Parlamento İlişkileri üyesi Dr. Guillermo Karamanyan komisyonun raporunu sundu. 3. komisyon üyeleri 1920 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyan devletlerin resmi belgelerini elde etmek için girişimde bulundu. Komisyon ayrıca Ermenilere karşı işlenen soykırım, Armenosidi tanıyan ülkelerin parlamento üyelerinin kimliklerini inceliyor. Bütün bunların amacı 1920 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin devamı sayılan Batı Ermenistan'a yukarıda adı geçen devletlerin destek vermesini sağlayacak bir yasa biçimi geliştirmektir. Guillermo Karamanyan'ın raporunun ardından Ulusal Meclis Başkanı Neli Arutunyan milletvekillerine teşekkür ederek yeni projeler konusunda daha aktif olmalarını teşvik etti. Bir sonraki haber bülteninde Neli Arutunyan'ın Hukuk Komisyonu'nun işlevi ve genel hükümleri hakkındaki raporunu sunacağız. Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesinin Şoş mahallesinde Surp Asvadat'ın kilisesi restore ediliyor. Köy muhtarı Erik Abrahamyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede bu konuda bilgi verdi ve Artsakh kahramanı savunma ordusu albayı Karen Calavyan'ın himayesinde kilisenin yenilendiğini de sözlerine ekledi. Köyün tarihinin 13. 14. yüzyıllara dayandığını kaydetti. Ona göre savaştan sonra yerinden edilmiş onayla köye yerleşti. Muhtar Abrahamyan, 44 günlük savaştan önce cemaat 2876 hektar tarım arazisine sahipti. Savaştan sonra %75'i düşman tarafından işgal edildi. Bu nedenle köylülerin çoğu tarımla uğraşmıyor. Sahip olduğumuz topraklar da düşmanın doğrudan hedefi altında ve güvenlik nedeniyle ekilmiyor. Mera sorunumuz var, bu yüzden hayvancılık da zarar gördü. Ancak halen hayvancılıkla uğraşan çiftlikler var, dedi. New Jersey adlı etüt yarışmasının galibi Narek Mgırdıçyan ve Alex Agabab şöyle yazdılar. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in tanınmasına rağmen savaşın sonuçları devam ediyor. Amerika'daki Ermeniler olarak nasıl kendimizi hissediyoruz? 1990'ların başında Artsakh'ın kurtuluşundan bu yana dağılmış olan Ermeniler, Artsakh bölgesinin bir gün Ermenistan ile yeniden birleşeceğini, özgür, bağımsız, birleşik bir Ermenistan hedefimize bir adım daha yaklaşmak hayal ediyorlardı. Ancak 2020 Artsakh Savaşı ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli saldırganlığı programı aksatmakla kalmamış, aynı zamanda hem Artsakh Cumhuriyeti bölgesinde hem de Ermenistan Cumhuriyeti'nde günlük hayatı ciddi şekilde etkilemiştir. Savaş sırasında Artsakh bölgesindeki on binlerce sivil, savaşın çok şiddetli ve evlerinde kalamayacak kadar tehlikeli olması nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti'ne kaçmak zorunda kaldı. Başkan Biden ve 50 ABD eyaletinin tamamı tarafından Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in resmen tanınması Ermeni toplumu için büyük bir zaferdir. Ermeni asıllı bir Amerikalı olarak bu kadar zengin bir tarihe ve kültüre sahip insanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına öfkeliyiz. Bize göre doğruyu savunacak, sadece Ermenistan Cumhuriyeti'ne değil tüm dünyaya her konuda yardım etmek için adımlar atacak olanlara desteğimizi gösterme zamanıdır. Kuzey Artsakh'ın Şamyan bölgesindeki bazı köyler 1991 yılının Nisan-Ağustos tarihleri arasında Sovyet birlikleri ve Azerbaycan milislerinin özel kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen halka askeri polis operasyonu sonucunda Ermenilerden tahliye edildi. Ancak Azerbaycan'ın hedefi Şahumyan'ın nihai tahliyesi ve işgaliydi ve bunu Haziran 1992'de gerçekleştirdi.
30 yıl önce Haziran 12-13'e bağlayan gecede on binlerce Şamyalı'nın sürgün edildi ve dünyanın dört bir yanına dağıldı. Kaybettikleri vatanlarını ve o günlerde gördükleri ve yaşadıkları vahşeti asla unutmadılar. Şamyan bölgesinin kuzeydoğu kısmı antik ve zengin bir tarihe sahiptir. Bölgede bulunan antik anıtların kanıtladığına göre bölge antik çağlardan beri yerleşim yeri olmuştur. Milattan önce 9. ve 6. yüzyıllarda bölgenin toprakları Van Krallığı'na dahil edildi. Milattan önce 4. 5. yüzyılda Metzhaik yani Büyük Ermenistan döneminde Udik ve Arsah eyaletlerinin Metzkuank eyaletinin topraklarına dahil edildi. 20. yüzyılın sonlarına kadar bölgenin mevcut toprakları zaman zaman yabancılar tarafından fethedilmesine rağmen sürekli Ermenilerin yaşadığı bir bölge olarak kaldı. Yerli Ermeni nüfusu kendi yazısını, edebiyatını ve kültürünü korumayı ve geliştirmeyi başardı. 14. yüzyılda Paris ve Gülistan köyleri önemli eğitim merkezleri olarak tanınmıştır. Palu, Batı Ermenistan'daki Dikranagerd eyaletinin Arghana maden bölgesinde yer almakta olup tarihi Balahovit eyaletine tekabül etmektedir. Efsaneye göre yerinde büyük kiraz bahçeleri olduğu için Balahovit olarak adlandırıldı. Antik çağda Palu Kalesi'nin kurulduğu kentin yakınındaki yüksek kayalık, Mesrop Maşnut'un 7 hafta kaldığı iddia edilen ve sonunda keşfettiği Ermeni harflerini işlediği için Kutsal Mesrop Dağı olarak adlandırıldı. Burada M.Ö. 9. 8. yüzyıllara ait Urartu Kralı 1. Menua'nın 29 satırlık çivi yazılı bir yazıtı bulunmuştur. 19. yüzyılın ortalarında kale yıkılmış, görkemini kaybetmiştir. Fransa'yı unutun. Şarap üretiminin merkezi Ermenistan'dır. Önde gelen uluslararası medya Euronews, Ermeni platosunun şarap yapımının eski anavatanı ilan ederek makalesini bu başlık altında yazdı. Armen Press'in haberine göre Euronews haber ajansı 8000 yıllık Ermeni bağcılık geleneklerinin ve 6000 yıllık şarapçılık kültürünü anlatırken şarap denilince en eski şarap üretim bölgelerinden biri Ermenistan'ın olduğu gerçeği gözden kaçırılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Medya kuruluşu Ermenistan Cumhuriyeti'nde yakın zamanda açılan Şarap Tarihi Müzesi'nde tutulan benzersiz sergilerin ziyaretçilere Ermeni şarap yapımının geçmişine giden yolu açtığını vurguluyor. Müze, Yerevan'a sadece 30 kilometre uzaklıkta 8 metre derinlikteki bazalt kayaların içinde yer alan Armenia Vini Şarap Fabrikası'nda bulunuyor. Müzenin eski şarapçılık kültürünü popülerleştirme eğiliminden yararlanan Euronews, Ermenistan'ın gerçekten şarap yapımının beşiği olduğunu kanıtlayan bibliografyanın varlığına dikkat çekiyor. Ermeni kale kenti Şuşi'nin düşman tarafından ele geçirilmesinden sonra onlarca tarihi ve kültürel anıt, müze ve bilimsel değerleri olan sergi salonları, arkeolojik malzemeler düşmanın kontrolünde kaldı. İşgal altındaki topraklarda vandalizmin ve barbarlığın aşırı tezahürlerinin gerçekleştiği açıktır. Azerilerin diğer tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra Ermeni halkının yakın dostu Kim Bakşi'nin Şuşi'deki Nelson Stepanyan Parkı'na defnedilen cenazesine saygısızlık ettiğini yakın zamanda üzüntüyle öğrendik. Büyük yazarın cenazesi Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya ve diğer ülkelerden yazarların, sanatçıların ve bilim insanlarının katılımıyla 2017 sonbaharında defnedilmişti. Ünlü Armenolog, yazar yayıncı Kim Bakşi'nin bıraktığı zengin bilimsel mirası hakkında konuşmalar yapıldığı tören özel bir hatıra etkinliğine dönüştü. Hazır bulunanlar, onu tanıyanlar için bu mekanın unutulmaz bir haç yeri olacağından emindi. Bakşi'nin tüm edebi ve bilimsel faaliyetleri halkların dostluğunun canlı bir örneğidir. Ermeni halkının sadık dostu olan yazar ve Armenoloğun hatırası Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve Arsak'ta bugün de canlı bir şekilde korunmakta ve insani misyonuna değer verilmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Taliska Hovhannisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gılgılalen Cürne İçnum adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.